Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimize arkadaşlar ent ve de ile başlayan What bildung mit den Vorsilben değil mi? Ent ve de ile devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir önceki dersimizde mis ve tia ile başlamıştık. Bu dersimizde ise arkadaşlar ent ve de ile devam ediyoruz. Şimdi ent ve de arkadaşlar bir şeyi olumsuzlarken genellikle negatif hallerde kullanılan takılar arkadaşlar. İlk örneğimize bir bakalım dilerseniz. Man muss sich am Arbeitsplatz angemessen kleiden. Evet, bu cümle ne diyor bize arkadaşlar? Am Arbeitsplatz iş yerinde demek arkadaşlar, değil mi? Angemessen olması gerektiği gibi düzgün, hani deriz ya güzel Türkçe'de, değil mi? Olması gerektiği gibi düzgün. Kleiden, evet, Kleidung'dan geliyor, kıyafet. Yani ne diyor bu cümle bize? İş yerinde uygun giyinilmeli, değil mi? Demek ki man muss sich am Arbeitsplatz angemessen kleiden, uygun giyinilmesi gerekir. Nerede? İş yerinde denilmiş oluyor. Şimdi burada kleiden'e dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kleiden, evet, ent ile kullanıldığında acaba ne olacak? İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, man fühlt sich wohl, wenn man nach Hause kommt, sich entkleidet und ein warmes Bad nimmt. Bu cümleyi öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Sich fühlen neydi? Hissetmek demekti. Sich wohl fühlen, kendini iyi hissetmek, rahat hissetmek anlamında, değil mi arkadaşlar? Bakın burada wenn koşul cümlesi var. Wenn man nach Hause kommt, eve gelindiğinde insan kendini rahat hisseder. Cümle devam ediyor arkadaşlar. Sich entkleidet. Bakın burada kleiden neydi? Giyinmek demekti. Sich entkleiden demek ki kıyafetleri çıkartmak demek, değil mi? Ya da kıyafetlerden kurtulmak gibi de düşünülebilir. Und ein warmes Bad nimmt. Ve sıcak bir banyo yaptığında, değil mi? Ein Bad nehmen ne demekti? Banyo yapmak demekti. Ein warmes Bad, sıcak bir banyo yapıldığında, değil mi? Dolayısıyla ne demek istiyor bu cümle? Man fühlt sich wohl, insan kendini rahat hisseder. Wenn man nach Hause kommt, eve geldiğinde, değil mi? Eve gelindiğinde, sich entkleidet, kıyafetleri çıkardığında, und ein warmes Bad nimmt, ve sıcak bir banyo yaptığında insan kendini rahat hisseder diyor bu cümle. Dolayısıyla burada bakın kleiden giyinmek, değil mi? Sich entkleiden, bu da demek ki kıyafet çıkartmak, kıyafetlerden kurtulmak anlamını taşımış oluyor. Demek ki zıt anlamı olmuş oluyor arkadaşlar. Değil mi? Kıyafet giymek ve kıyafeti çıkartmak anlamları doğmuş oluyor. Demek ki ent ne olmuş oluyor? Olumsuzlamış oluyoruz kleideni. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die junge Frau riss ihm den Brief aus der Hand. Ne demek istiyor arkadaşlar? Bakalım. Die junge Frau, genç kadın, reißen, yırtmak demek. Ancak nasıl bir anlam taşıyor? Ihm den Brief. Brief neydi arkadaşlar? Mektup demekti. Aus der Hand, elinden mektubu aldı, değil mi? Yırtıp aldı gibi. Hani burada mektup belki zarar görmüyor ama hani elinden aldı, çekti aldı gibi düşünebiliriz. Aslında uygun kelime belki de güzel Türkçe'de çekip aldı olabilir, değil mi? Dolayısıyla burada reißen, yırtmak, ancak dediğim gibi güzel Türkçe'de biz ona yırtmak dediğimizde, çünkü mektup orada zarar görür, orada ne yapıyoruz? Çekip almış oluyoruz gibi düşünülebilir reißen ile. Dolayısıyla die junge Frau riss ihm, değil mi? Bir erkeğin elinden ihm den Brief aus der Hand, elinden çekip alıyor. Bir sonraki cümleye bakalım. Burada ne diyor? Sie entriss ihm den Brief. Bakın burada ne yapıyor? Ele geçiriyor, değil mi? Çekip alıyor. Hani burada birebir ne yapmış oluyoruz? Entriss dediğimizde çekip alıyor anlamını doğmuş oluyor buradaki ent ile beraber. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man muss sich am Arbeitsplatz angemessen kleiden. Man muss sich am Arbeitsplatz angemessen kleiden. Man fühlt sich wohl, wenn man nach Hause kommt, sich entkleidet und ein warmes Bad nimmt.
Man fühlt sich wohl, wenn man nach Hause kommt, sich entkleidet und ein warmes Bad nimmt. Die junge Frau riss ihm den Brief aus der Hand. Die junge Frau riss ihm den Brief aus der Hand. Sie entriss ihm den Brief. Sie entriss ihm den Brief. Şimdi arkadaşlar D ile başlayan olumsuzlamalara bir bakalım. Olumsuzlama demeyelim isterseniz buna. Çünkü zıt anlamda taşıyabiliyor. Hatta başka başka anlamlara da geliyor çoğu zaman arkadaşlar. Dolayısıyla bunun farkına varalım. Yani bu gibi kelimelerle karşılaştığımızda birebir karşılığına bakmakta fayda var arkadaşlar. İlk cümlemize baktığımızda "Der Programmierer hat diese Software vor einer Woche installiert." Evet, der Programmierer neydi arkadaşlar? Bu yazılımcı anlamına geliyor değil mi? Programı yapan kişiye değil mi? Yazılımcı deniliyor ve Almanca karşılığı der Programmierer. Evet, hat diese Software adından da anlaşılacağı üzere yazılım demek. Die Software, bakın burada diese Software denildiğinde ne yapmış oluyoruz biz? Belli bir yazılımı kastetmiş oluyoruz değil mi? Burada demonstratif bir durum söz konusu. Dolayısıyla diese Software dediğimizde bu yazılımı demiş oluyoruz. Vor einer Woche, bir hafta önce installiert, evet installieren İngilizce kokan bir kelime öyle değil mi? Yani ne yapmak? Kurmak demek. Dolayısıyla yazılımcı bu yazılımı bir hafta önce ne yaptı? Kurdu demiş oluyoruz bu cümleyle. Der Programmierer hat diese Software vor einer Woche installiert. Şimdi arkadaşlar burada installiert kelimesine bir bakalım. Bu eylemi bir bakalım. Bir sonraki cümlede bakın D gelecek. Bu sefer ne olacak bir bakalım. Heute hat mein Kollege dieselbe Software aus Versehen deinstalliert. Evet bakın burada ne diyor? Heute, bugün ne olmuş? Heute hat mein Kollege, der Kollege neydi arkadaşlar? İş arkadaşı demekti. Dieselbe Software, dieselbe aynı anlamı geliyor değil mi? Aynı anlamını taşıyor. Dieselbe Software aynı yazılımı ne yapmış? Aus Versehen, bakın aus Versehen'i bir kalıp olarak görelim. İstemeden demek arkadaşlar. Deinstalliert ne yapmış? Kurulumdan kaldırmış değil mi? Yani kurulu olan bir programı kaldırmış değil mi? Bugün bir iş arkadaşım aynı yazılımı istemeden ne yapmış? Programdan, bilgisayardan kaldırmış anlamını taşıyor bu cümle. Yani heute hat mein Kollege dieselbe Software aus Versehen deinstalliert. Bugün bir iş arkadaşım aynı software'ı istemeden kurulumdan kaldırdı demiş oluyoruz. Değil mi? Dilerseniz son cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Ein Techniker montiert die Maschinen und ein anderer demontiert die Propeller. Burada arkadaşlar hatırlayacak olursanız bir başkası derken ein anderer Techniker diyebileceğimiz gibi değil mi? Ein anderer dediğimizde bunu hatta büyük harfle yazarsak daha doğru yaparız. Çünkü burada bir başkasını kastetmiş olduğumuzdan dolayı artık bu isimleşmiş oluyor. Dolayısıyla ein Techniker montiert die Maschinen. Ne yapıyor bir teknisyen? Montieren, monte ediyor değil mi? Montiert die Maschinen und ein anderer ve bir başkası ne yapıyor? Yani bir başka teknisyeni kastetmiş oluyoruz burada. Montieren bakın burada. Demontiert die Propeller. Evet, die Propeller arkadaşlar pervane demek. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Bir teknisyen makineleri monte ediyor ve bir diğeri de ne yapıyor? Pervaneleri ne yapıyor? Söküyor değil mi? Demonte ediyor anlamını taşıyor. Ein Techniker montiert die Maschinen und ein anderer demontiert die Propeller cümlesi. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Programmierer hat diese Software vor einer Woche installiert. Der Programmierer hat diese Software
vor einer Woche installiert. Heute hat mein Kollege dieselbe Software aus Versehen deinstalliert. Heute hat mein Kollege dieselbe Software aus Versehen deinstalliert. Ein Techniker montiert die Maschinen und ein anderer demontiert die Propeller. Ein Techniker montiert die Maschinen und ein anderer demontiert die Propeller. Dilerseniz arkadaşlar end ve de ile başlayan bu ön takılı kelimeleri tek bir tahtada bir inceleyelim arkadaşlar. End ile başlayan, evet buradaki bir örneğe bir bakalım öncelikle. Die Mutter macht sich Sorgen um das Kind. Evet, burada end ile başlayan bir kelime yok. Ancak öncelikle bir anlamlandıralım. Die Mutter macht sich Sorgen, sich Sorgen machen um. Evet, ne yapmak? Merak etmek, değil mi? Dert etmek, merak etmek. Um das Kind ne yapıyor? Çocukla ilgili çocuğu merak ediyor demiş olduğumuzda demek ki Die Mutter macht sich Sorgen um das Kind. Sorgen, sich Sorgen machen um, bakın hem refleksiflik var, hem neyi gerektiriyor? Um prepozisyonunu gerektiriyor. Sich Sorgen machen um. Demek ki çocukla ilgili ne yapıyor? Endişeleri var gibi bir anlamda çıkabilir. Burada Sorgen'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada ikinci cümlede nasıl bir anlam var ona bir bakalım. Jeder muss seinen Müll getrennt entsorgen. Bakın apayrı bir anlam çıktı. Jeder, herkes, muss seinen Müll, herkes çöpünü getrennt neydi? Ayrı ayrı entsorgen. Arkadaşlar burada entsorgen çöpe atmak anlamına geliyor. Bakın az önce sorgen neydi? Merak etmek, endişelenmek gibi bir anlam varken başına end geldiğinde zıt anlamdan çıkıyor. Apayrı bir anlam geliyor. Dolayısıyla entsorgen bu genellikle Almanya'da çöple beraber kullanılan bir fiil. Den Müll entsorgen, değil mi? Çöpü atmak gibi kullanılıyor. Dolayısıyla burada Almanya'da biliyorsunuzdur mutlaka çöpler farklı farklı işte bio müll diye işte biyolojik müll işte katı ya da işte kullanılan müller çöpler diye üçe hatta dörde ayrılabiliyor. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Herkes çöpünü ayrı ayrı ne yapsın? İşte sınıflandırarak atsın anlamına gelen bir cümle bu. Dolayısıyla jeder muss seinen Müll getrennt entsorgen demiş oluyoruz. Şimdi de arkadaşlar D ile olan yani D ile başlayan kelimeyi bir inceleyelim. Öncelikle Sport stabilisiert den Rücken. Evet, Sport stabilisieren arkadaşlar sağlamlaştırmak, stabilize etmek denir. Değil mi? Türkçe'de de genellikle sağlıkçıların kullandığı bir terimdir. Stabilize etmek yani sağlamlaştırmak anlamında. Der Rücken neydi? Sırt. Demek ki sırtı stabilize eden neymiş? Spormuş, değil mi? Sport stabilisiert den Rücken. Şimdi arkadaşlar burada stabilisiert'ı görüyoruz. İkinci cümlede ne olacak? D geldiğinde bakın. Die Wirbelsäule wird destabilisiert und krümmt sich, wenn man schwere Lasten falsch anhebt. Bakın burada die Wirbelsäule omurga demek arkadaşlar. Wird destabilisiert. Ne oluyor arkadaşlar? Stabilize olmaz diyor. Yani artık sağlam olmayacaktır demeyi getiriyor. Und krümmt sich, eğilmek anlamına geliyor arkadaşlar. Sich krümmen, eğilmek. Wenn man schwere Lasten, schwer neydi arkadaşlar? Ağır, last, yük. Ağır yükler falsch anheben, yanlış kaldırıldığında. Demek ki bu cümle ne diyor? Eğer ağır yükler yanlış kaldırıldığında omurga ne olacaktır? Destabilize olacaktır. Yani sağlam olmayacaktır. Und krümmt sich ve eğilecektir
diyor bu cümle. Dilerseniz bunu bir toparlayalım. Toparlamadan önce arkadaşlar, stabilisieren ne oluyormuş? Destabilisiert olmuş oluyormuş. Şimdi toparlayabiliriz. Die Wirbelsäule wird destabilisiert und krümmt sich, wenn man schwere Lasten falsch anhebt. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mutter macht sich Sorgen um das Kind. Die Mutter macht sich Sorgen um das Kind. Jeder muss seinen Müll getrennt entsorgen. Jeder muss seinen Müll getrennt entsorgen. Sport stabilisiert den Rücken. Sport stabilisiert den Rücken. Die Wirbelsäule wird destabilisiert und krümmt sich, wenn man schwere Lasten falsch anhebt. Die Wirbelsäule wird destabilisiert und krümmt sich, wenn man schwere Lasten falsch anhebt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Wortbildung mit den Vorsilben ent ve de ile başlayan ne yapmış olduk arkadaşlar? Olumsuzlamaları ya da farklı anlamlara gelen bu ent ve de ön takılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.